Merhaba Pepe. Merhaba Şuşu. Ne oldu Pepe? Neden bu kadar mutlusun canım? Bilmiyorum Şuşu. Bugün kendimi çok mutlu hissediyorum. Ne güzel. Şuşu biliyor musun? Biz çiftlikteyken sık sık denize gidiyoruz. Deniz buraya çok yakın. Ha, bilmiyordum. Ne güzelmiş. Böyle sıcak yaz günlerinde denize girmek çok güzel olmalı. Evet Şuşu, ben denize girmeyi çok seviyorum. Papa! Papa! Efendim dede. Papa! Biz Eke, Bebe ile denize gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Aa, tabii tabii gelmek isterim dede. Ama Şila neden gelmiyor? Teyzem, nenem. Onlar bugün evde bize bir şaşırtı hazırlayacaklarmış. Aa, şaşırtı mı? Evet evlat. Hadi hazırlan papa. Benim deniz çantam hazır dede. Hemen alıp çıkabiliriz. Gel bakalım Ekecik. Denize gideceğiz. Çok mu sevindin sen? Eki mutlu, sevindi. Ay, ben de çok mutluyum. Denizi çok seviyorum. Aa, demek buradasınız. Ben de sizi arıyordum çocuklar. Burada işte Ece. Denize girmek için hazır mıyız peki? Evet. Harika. Ben de hazırım anne. Harika görünüyorsun Pepe. Dedem nerede? Buradayım evlat. Hadi gelin. Şimdi herkes kalkışa hazır mı? Evet. Baksana bebe, deniz orada. Gördün mü? Enişe geçiyoruz çocuklar. Geldik geldik, yaşasın. İniyoruz. Hadi herkes mayolarını giysin çocuklar. Tamam. Gel ben sana yardım edeyim Ekeciğim. Ekenin göbeğine bak. Göbek ne? Bak, burası göbeğimizdir Eke. Bu Eke'nin göbeği. Bu Pepe'nin göbeği. Bu da benim göbeğim. Göbek, göbek. Senin göbeğin küçücük ya. Çok tatlı görünüyor Eke. Eke'nin göbeği. Evet çocuklar, alın bakalım size birer tane deniz simidi getirdim. Aa dede, ben şunu istiyorum. Al bakalım. Al oğlum Eke, bu da tam sana göre. Pepeciğim, bu da senin. Birini tıklıyoruz dedi. Hayır minik kelebeğim, bunu belimize takıyoruz. Bel mi? Belimiz neremiz dede? Ben söyleyeyim mi dede? Söyle bakalım Pepe. Belimiz işte buramızdır. Buramız belimiz öyle mi? Evet canım, buramız. Burası göbeğimiz, burası belimiz. İşte taktım belime. Eke de taktı. Pepe de taktı. Ha? İşte üçünüz de belinize simitlerinizi taktınız çocuklar. Aa, niye çıkardın minik kelebeğim? Şey dede, şimdi burası göbeğimiz, burası belimiz. Doğru. Karnımız nerede? Aa, doğru. Bunu ben de bilmiyorum. Karnımız neresi dede? Göbeğimizin içi karnımızdır çocuklar. Karnımızı dışarıdan göremeyiz. Göbeğimizin arkasına saklanmıştır çünkü. Aa, gerçekten mi? Evet Pepe. Yani bu göbeğimizin arkasında içimizde karnımız vardır. Evet Pepeciğim. Harika. Burası belimiz, burası göbeğimiz. Göbeğimizin arkası yani içimizde karnımızdır. Ben, göbek, karın. Cool.
Gel oğlum kucağıma. Ay, çok soğuk. Bence hiç de soğuk değil. Soğuk. Soğuk değil. Soğuk değil. Abi işte deniz soğuk. Sence soğuk. Bana soğuk gelmiyor bebe. Ay, şimdi bana da soğuk gelmiyor. Ya bak gördün mü? Çocuklar bakın Eke nasıl yüzüyor. Cıp cıp. Aferin Eke sana. Ne oldu bebe? Göbeğime ayağım çarptı. Ay özür dilerim kardeşim. Acıdı mı? Hayır acımadı. Abi bir de çarptı. Hayır göbeğime çarptı Eke. Neydi bebe? Belimiz, göbeğimiz, karnımız. Evet abi. Belimiz, göbeğimiz, karnımız. Hepsi şunun içinde. Aa, evet doğru belimiz de. Karnımız da, göbeğimiz de suyun içinde şu an. Belimiz, göbeğimiz, karnımız. Belimiz, göbeğimiz, karnımız. İşte burası belimiz. Bu topik yerde göbeğimiz. Göbeğin içinde karnımız. Pepe. Ne peki dede? Onların adı Duba Pepeciğim. O dubalar denizde yüzerken bu çizgiyi geçmeyin demek için konulmuş işaretlerdir çocuklar. Dubaları geçmenin tehlikeli olduğunu söylüyor bize. Aa bilmiyordum. Peki o zaman dedemin yanına kadar yüzelim hadi. Yetişeceksin de. Abi yüzüyor, bebe yüzüyor. Soğuk abi. Şey benim de göbeğime bir şey çarptı. Ama ne olduğunu anlayamadım. Aa ne olabilir ki? Ay yine bir şey çarptı. Bu sefer belime çarptı. Aa bu ne ki? Aa yaşasın. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz Papa. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka harikasın. Sen de hemen Api'yi indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Efendim Pepeciğim. Bana okul çantası ne zaman olacak? Aa evet canım. Alışveriş listemi hemen yazayım. Ne zamandır aklımda ama hep unutuyoruz. Önümüzdeki ay alırız tatlım. Önümüzdeki ay. Tamam. Aa baba. Efendim Pepe. Hani okullar böyle çok gün tatil olacak demiştin ya. Evet. Hani böyle tatil olunca denize gideceğiz demiştin. Evet. O tatil ne zaman? Aa dur bakayım. 1, 2, 3, 4 ay sonra Pepeciğim. 4 ay sonra yaz tatili başlayacak. 4 ay mı? Evet canım 4 ay sonra. Tamam. Ben prenses olmak istemiyorum nene. Tamam ne olmak istersin? İyi insan olayım. Sen de iyi kedi ol. Aa bak bu kedi maskesini tak. Miyav. Çok komik bir
kedi olduğunu dedim. Bu yaştan sonra bir kedi olmadığım kalmıştı. Miyav! Ben iyi bir kediciyim ama karnım çok aç. Kimse bana yemek vermiyor. Miyav! Çok açım ben, çok. La 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 la. İşte iyi bir kedi, la la la. Üstelik de acıkmış, la la la. Hemen iyi bir insan olarak ona iyilik yapmalıyım, la la la. Hem la la la. Hem şu yemeklerden şuraya birazcık koyayım, la la la. Beni görmesin, hemen kaçayım, la la la. Miyav! Bir koku alıyorum. Sanki biri benim için buralara bir yere yemek bırakmış. Miyav! Miyav yaşasın! Yaşasın bir kere daha mutlu ettim, la la la. Yaşasın insan olmak, la la la. Aferin sana bebe. Çok güzel bir oyun kurdun evladım. Sen de çok güzel bir kedi oldun. Nene! Efendim bebeciğim! Hani bizi bale gösterisine götürecektin ya. Ha, doğru ya. Ha? Nasıl da unuttum. Tamam, onu sattım işte. Ne zaman götüreceksin? O gösteri geçen aydı bebeciğim. Bu ayda var mı bilmiyorum. Bakmam lazım. Geçen ay mı? Evet ya, geçen aydı. Tüh, nasıl da aklımdan çıkmış. Ama gidemeyecek miyiz yani? Ben bakarım tekrar ne zaman oynuyorlarsa. Bulup biletlerimizi şimdiden alırım. Bu sefer unutmayız. Anne. Annem sesleniyor nene. Efendim kızım. Bir bakar mısın? Geldim geldim. Hadi oyun oynayalım abi. Bu ay ne ola ki? Ne oldu bebe? Ay ne demek bebe? Ay mı? Geceleri gökyüzünde gördüğümüz bir kese kandır. Her şarkısı da var ya. Ay dede, ay dede, evin bakın nerede? Ay dede. Peki annem bana önümüzdeki ay çanta alacağını söyledi. Babam da 4 ay sonra yaz tatili gelecek dedi. Nenem de bana az önce bale gösterisi geçen aydı dedi. Gökteki aydan mı bahsediyorlar acaba? Ben de bilemedim şimdi. Ben hep bir tane ay görüyorum. 4 ay sonra dediğine göre birden çok mu ay var acaba? Ben de bilemedim bebe. Bir dakika. Ne oldu bebe? Hoş gel abi. Ay'a bak. Bu bizim hep gördüğümüz ay değil. Evet, bu yüz yuvarlak, top gibi. Bu ayda da böyle kanca gibiydi, top gibi. Demek ki birden çok ay var. Olabilir. Şuşu. Efendim Pepeciğim. Bizim kafamız karıştı biraz da. Duydum tatlım. Annem önümüzdeki ay sana çanta alalım dedi. Babam 4 ay sonra yaz tatili başlayacak dedi ya. Evet. Ay dedikleri bu gökyüzündeki ay mı? Çok güzel bir soru bu Pepe. Ben akıl yürütmek istiyorum Şuşu. Tabii bebeciğim, dinliyoruz. Babam 4 ay sonra dediğine göre birden çok ay var demek. Çok tatlısın bebe. Bize farklı farklı görünse de aslında gökyüzünde bir tane ay var bebeciğim. Bunu şöyle düşün. Pepe'nin şapkalı hali başka, şapkası çıkmış hali başka, gözlük takmış ve taç takmış hali başka, maske takmış hali başka. Peki maskesi takmış hali başka görünüyor. Evet canım, ama hepsi de Pepe. Yani bize bazen yuvarlak, bazen kanca gibi görünse de ay hep aynı ay, öyle mi? Aynen öyle canım. Ayı neden başka başka gördüğümüzü biraz daha büyüdüğünüzde detaylıca öğrenirsiniz ama biz ayı hep başka başka şekillerde görürüz. Önce böyle görürüz, sonra böyle, böyle, sonra şimdiki gibi yüz yuvarlak, sonra böyle, böyle, böyle görürüz. Sonra tekrar en başa döner. Tekrar böyle, 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 yuvarlak, böyle, böyle, böyle görürüz. Ay en sade anlatımıyla bize böyle şekillerle görünür. Bu şekillerin hepsini gördüğümüz zamana da biz zaman anlamında ay diyoruz. Yani hem bu gökyüzünde gördüğümüz gezegene ay diyoruz. Hem de bu ayın hallerini gördüğümüz süreye, yani zamana ay diyoruz, öyle mi? Aferin size, aynen öyle. Ay dede, ay dede, evin bakın nerede? Ay dede.
annenin, babanın, nenenin dediği ay, zaman anlamındaki ay. Adı zormuş. Ben hayatta düşünerek, akıl yürüterek bulamazdım bunu. Ben de. Peki, zaman anlamındaki bir ayın geçtiğini nasıl anlarız Şuşu? Babam 4 ay sonra tatil dedi de. 30 tane gün geçince 1 ay geçmiş olur Pepeciğim. 30 kere yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. 1 ay geçmiş olacak, öyle mi? Aynen öyle. Hadi şimdi gelin bir ay şarkısı söyleyelim. Hem de ayların ismini öğrenelim. 30 gün bir aydır, 12 ay vardır. 30 gün bir aydır, 12 ay vardır. Ay, ay. Ben gökyüzündeki ayı da, 30 gün süren zaman anlamındaki ayı da çok sevdim. Hadi be oyun oynayalım abi. Tamam kardeşim, ne oynayalım? Ben kedi çıkalayım. Bak burada fare maskesi var, köpek maskesi var, kaplan maskesi var. Sen de birisini seç. Tamam, ben de fare olayım. Tamam o zaman, kedi fareyi kovalayacağım. Kaç, yakalayacağım seni. Eyvah, bir kedi gördüm. Kedi beni kovalayacak, hemen kaçmalıyım. Dur, kaçma fare. Kedi beni yakalayamaz. Kedi beni yakalayamaz. İstersen yakalarım bir de. Ne dedin abi? Ne dedim kardeşim? Dedin. Evet dedim. Aha, 1 ay daha var demek ki. Doğru. Şuşu, bu ay ne demek? Gökyüzündeki ay, ne zaman olan ay ile ilgisi var mı? Çok tatlı ve çok dikkatlisiniz çocuklar. Bu ayın gökyüzündeki ay ve zaman olarak kullandığımız ayla ses benzerliği dışında hiçbir ilgisi yok canım. Tamamen bir duygu ifadesi olarak çıkardığımız ses. Hangi duygun için çıkardın bu sesi abi? Fare kedi beni yakalayacak diye biraz çekindi. Bu yüzden de ne yapacağını bilememe ifadesi olarak ay dedim. O zaman ay demeye devam et, yakalayacağım seni. Şimdi bana ne yapacaksın kedicik? Hem ne yapsam ki? Yine ay dedin abi. Şimdi ikiniz birden kaçın bakalım. Çünkü kaplan nene geliyor. Kaplan neneden kaçın. Vay 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 vay. Size gittiler sizi. Kaplan nene, kaplan nene, kaplan nene. İyi misin nene? İyiyim çocuklar, iyiyim. Ay ne güzel oynadık. Koşmak bana da iyi geldi vallahi. Ne dedin, ne dedin nene? Ay çok güzel oynadık dedim. Nenem ay dedi, ay dedi. Hadi sizi kovalayacağım. Hadi koşun, koşun. Merhaba Zeze. Merhaba Şuşu. Nereye gidiyorsun böyle? Bütün çocuklar Pepe'nin evinde toplanıyoruz bugün. Ne güzel. Oyun mu oynayacaksınız? Oyun da oynuyoruz tabii de. Bir şaşırtı kutlama hazırlayacağız. Şaşırtı mı? Çok merak ettim. Biz de çok merak ediyoruz Şuşu. Merhaba Keke. Merhaba. Sen de mi pepelere gidiyorsun? Evet Şuşu. Bugün öğle yemeğinde hepimiz pepelerde buluşuyoruz. Şaşırtı kutlaması hazırlayacağız. Biliyorum canım. Çok merak ediyorum şaşırtının ne olduğunu. Şuşu merhaba. Merhaba canım. Çok heyecanlıyım pepelerdeki şaşırtı için. Anlaşılan herkes çok heyecanlı. Öğle yemeği vaktinden önce orada olmam
yapmamız gerekiyor. Görüşürüz Şuşu. Görüşürüz. Bibi, ne oldu canım sana? Kendimi biraz üzgün hissediyorum Şuşu. Demek kendini üzgün hissediyorsun. Evet Şuşu. Pepe sabah herkesin evine gidip onları öğlen yemeğine çağırmış. Evet. Ama beni çağırmadı. Gerçekten mi? Evet, çağırmadı. Acaba Pepe beni sevmiyor mu Şuşu? Ben onu çok seviyorum da bu yüzden kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bence burada bir yanlışlık var Bibi. Pepe'nin seni çok sevdiğinden eminim ben. O zaman beni neden çağırmamış olabilir? İnan bilmiyorum tatlım. Ama bence unutmuştur herhalde. Seni çağırmadığını fark ettiğinde hemen koşarak gelip çağıracaktır bence. Umarım Şuşu. Merhaba. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk Pepe. Çok heyecanlıyız. Evet, gerçekten çok merak ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bebe. Herkes tamam mı? Hayır, biri eksik. Şila gelmemiş. Ama ben sanmıştım ki. Doğru ya, Şila nerede? İşte ben de geldim. Şimdi tamam mı sanırım? Tamam mıyız? Bu sefer benim eksikliğimi fark edecekler sanırım Şuşu. Ben de öyle düşünüyorum canım. Evet, herkes burada. Hayır, benim yokluğumu fark etmediler Şuşu. Görüyor musun? Demek ki beni hiç de düşündüğüm gibi çok sevmiyorlar. Ay Bibicim. Bibi kendini üzgün hissediyor. Arkadaşları hiç bunu bilmiyor. Bibi hem kırgın hem de çok üzgün. Yüzü bir türlü gülmüyor bugün. Üzgün üzgün Bibi, çok üzgün. Bibi kendini üzgün hissediyor. Arkadaşları hiç bunu bilmiyor. Bibi hem kırgın hem de çok üzgün. Yüzü bir türlü gülmüyor bugün. Üzgün üzgün Bibi, çok üzgün. Gidiyorsun Bibi? Bilmiyorum Şuşu. Biraz daha kalsan bence birazdan senin yokluğunu fark edecekler. Gerçekten fark edecekler mi dersin? Evet evet, ben böyle düşünüyorum. Beraber izleyelim bak. Bir şekilde Bibi nerede diyecekler. Sonra da hemen seni arayacaklar. Peki Şuşu, bekleyeceğim biraz daha. Şimdi ne yapacağız Pepe? Aynen anlattığım gibi harika bir yemek hazırlayacağız. Peki pasta? Pastayı nenem yaptı. Tam 4 katlı. Vay! Peki önce bahçeyi süsleyelim mi? Tamam. Çok güzel oldu. Çok. Ne kadar güzel bir pasta bu nene. Yakışır benim oğluma. Süslemeli pastalı kutlama yapıyorlar. Ama beni çağırmıyorlar. Herkes burada mı bakalım? Yoklama yapacağım. Şimdi benim olmadığımı fark edecekler kesin Şuşu. Bence de. Keke. Burada. Bebe. Burada. Mimi. Burada. Zeze. Burada. Tutu. Burada. Şila. Burada. Dudu. Buradayım. Şimdi beni söyleyeceksin ha? Tamam. Herkes burada işte. Birini unutmadın mı nene? İşte bebenin aklına geldim galiba Şuşu. Galiba canım. Doğru ya. Pepe. İyi buradayım neneciğim. Ama ben sanmıştım ki. Herkes burada işte. Tekrar hoş geldiniz hepiniz çocuklar. Hoş bulduk nene. Bahçeyi çok güzel hazırlamışsınız. Hadi şimdi de köfteleri yapalım he? Şuşu, şunlara baksana. Bahçeyi ne güzel süslediler. Şimdi de köfte yapacaklar kendilerine. Hem de bensiz bensiz. Bu durum bana hiç normal gelmiyor. Dur bakalım Bibi. Biraz daha bekleyelim. Ben seni unutmalarına inanamıyorum. Ben de inanamıyorum
görmüş Uşu. Oo, çocuklar, bakıyorum hepiniz gelmişsiniz. Evet dede, geldik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Eksik kimse yok. Herkes burada değil mi? Belki şimdi fark ederler orada olmadığımı. Herkes tam merak etmedi. Harika. Madem köfteleri yapacaksınız, ben de hemen mangalı hazırlayayım. Şimdi herkes önce ellerini bir güzel yıkasın. Sonra bu kıymalardan tren köfte, parmak köfte ve misket köfte yapacağız. Ben tren köfteyi bir kere sizde yemiştim. Nefisti. Ben de çok severim. Ben de yemiştim. Pepe'nin nenesi çok güzel yapıyor. Böyle kıymayı eliyle uzatıyor, uzatıyor. Tıpkı tren vagonları gibi oluyor. Anladım. Parmak köfte de böyle tıpkı parmağımız gibi ince uzun şekilli bir köfte. O da çok güzel. Bir kere Pepe'lerde yemiştim. Ama misket köftesini hiç görmedim. Herkes elini yıkadı mı bakalım? Evet. O zaman Pepe, Zeze, Bebe, siz tren köfte yapın bakalım. Bakın böyle elimizle sıkıp 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 vagon vagon yapıyoruz. Tamam. Böyle mi? Evet, aferin size öyle. Çuf çuf. Giderken yiyeceğiz bu treni. Tutu, Mimi, Şila gelin bakayım. Siz de parmak köfteleri yapın. Bakın böyle tıpkı birer parmak gibi olacaklar hepsi. Gördünüz mü? Harika. Böyle değil mi nene? Evet kızım, evet. İşte ben de yaptım. Keke, Dudu, ben de size yardım edeceğim. Biz de böyle yuvarlak yuvarlak küçük top gibi, bakın böyle misket köftesi yapacağız. Hadi. Aha, yaptım bile. He? Ben de yapıyorum bakın. Harika. Hadi bakalım, kolay gelsin. Hadi çabuk olun. Mangal köfteleri pişirmeye hazır. Sizi bekliyorum. Tamam dede. Sana bir önerim var Bibi. Çık bence karşılarına, beni nasıl unutursunuz de. He? Evet, insan sevdiklerine karşı açık olmalı. Bunun seni ne kadar üzdüğünü söyle onlara. Yapabilir miyim? Yapmalısın. Onlar senin en sevdiğin arkadaşların. Şu an gerçekten unutulduğun için ne kadar üzülüyor olduğunu bilseler kendilerine çok kızarlardı bence. Biz nasıl Bibi'yi unuttuk diye onlar da çok üzülürlerdi. Doğru söylüyorsun Şuşu. Gidip söyleyeceğim onlara. Harika. Bibi şu anda bizi görseniz düşünür acaba. Nasıl yani? Pepe'nin ne dediğini duydun mu Şuşu? Evet duydum ama hiçbir şey anlamıyorum. Ben anlıyorum Şuşu. Beni unutmadılar. Beni şu anda burada olmamı istemiyorlar. Ve bu yüzden bilerek çağırmadılar işte. Dur dur bir saniye. Onun için hepimizin böyle sabahtan beri uğraşıyor olduğunu bilse bence çok mutlu olurdu. Siz çok iyi dostlarsınız çocuklar. Bibi onun doğum günü için bunca hazırlık yaptığınızı gördüğünde çok ama çok mutlu olacak. Doğum günü mü? Tabii ya, bugün benim doğum günüm. Gerçekten mi? Demek bunların hepsi senin için. Ben çok mutlu oldum Şuşu. Canım arkadaşlarım benim. Bibi. Sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz da. Sabahtan beri beni sevmediğiniz için çağırmadığınızı sanıyordum. Oysa siz bana doğum günü şaşırtısı hazırlıyormuşsunuz. Öyle mutluyum ki. Şaşırtı mı? İyi ki doğdun bizi. Ben de yaptım Bibi seni.